Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ülkemizde birkaç gün önce ithalatçı garantili olarak satılmaya başlanan Redmi Note 8 ve Note 8 Pro'nun özelliklerini anlatacağım. Redmi Note 8'den başlarsak, ekran tarafında yine Redmi Note 7'de olduğu gibi 6.3 inç Full HD Plus IPS LCD ekran kullanılmış. Bu ekranı Corning Gorilla Glass 5 koruyor. Redmi Note 8'in pili 4000 mAh ve bu pil 18 Watt'lık bir adaptör ile şarj oluyor. Redmi Note 8'in işlemcisi Snapdragon 665. Cihaz 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip. Snapdragon 665, Snapdragon 660'dan ciddi derecede güçlü olmasa da iyi bir geliştirme olduğu kesin. Asıl geliştirmeler kamera tarafında yaşanmış. Arkada tam 4 tane kamera var. Ana kamerada Redmi Note 7'nin de kullandığı 48 megapiksellik Samsung GM1 kamera sensörünü kullanan cihazın ikinci kamerası 8 megapiksel geniş açı, üçüncü kamerası 2 megapiksellik makro ve dördüncü kamerası da 2 megapiksellik bokeh işlevi için kullanılan bir kamera. Optik görüntü sabitleyici ise bu kameralarda bulunmuyor. Cihaz Redmi Note 7'nin kamera kurulumu üzerine yardımcı 2 kamera ile desteklenmiş. Benim baktığım birkaç örnekte kameralar gayet iyi bir performans gösteriyor. Ön tarafta 13 megapiksellik bir kamera var ki orta segment cihazların ön kameralarına arka kadar önem verilmediği düşünülürse iyi bir performans beklenebilir fakat büyük beklentilere girmemek önemli. Redmi Note 8 2000 TL fiyat ithalatçı garantili olarak satışa çıktı. Kesinlikle bu bantta rekabete can vereceği kesin. Redmi Note 8 Pro'ya geçtiğimizde ise kamera ve işlemci konusunda gayet iddialı geliştirmeler yapılmış. Redmi Note 8 Pro'nun ekran tarafında Note 8'den bir üstünlüğü kağıt üzerinde yok gibi gözüküyor. Redmi Note 8 Pro 6.53 inçlik Full HD Plus IPS LCD bir ekrana sahip. Pil tarafında Note 8 Pro 4500 mAh'lik bir pile sahip. Bu pil 18 Watt'lık bir adaptör ile doluyor. Performans tarafında MediaTek'in Helio G90T işlemcisini kullanan cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama bulunuyor. Helio G90T Snapdragon 730 ayarında bir işlemci. MediaTek X30 ve sonrasındaki işlemcilerinde eski işlemcilerinde bulunan ısınma ve stabilite sorunlarını giderdi. Helio G90T'de bu çalışmanın son ürünü ve gayet iddialı bir işlemci. Redmi Note 8 Pro arka tarafta ana kamera dışında Redmi Note 8 ile aynı kurulumu kullanıyor. Note 8 Pro'nun ana kamerası 64 megapiksellik Samsung GW1 sensörünü kullanıyor. Bu sensör Redmi Note 7 ve Note 8'deki 48 megapiksellik sensörden daha büyük. Haliyle bu durum ışık ışık performansına doğrudan yansıyacaktır. Note 8 Pro, Note 8'de bulunmayan 720p 960fps ağır çekim video kabiliyetine de sahip. Cihazda optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. Note 8 Pro'nun ön tarafında ise 20 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Redmi Note 8 Pro 2600 TL fiyatla ithalatçı garantili olarak satışa çıkıyor. 3000 TL'ye Xiaomi Mi 9T ve 2800 TL'ye Mi 16T bulunduğu düşünülürse fiyatının bir tık yüksek olduğunu düşünüyorum. Fakat büyük pil, büyük ekran isteyenler için Mi 16DH'ye güzel bir alternatif olabilir belki. Bunun yanı sıra bu fiyatın 300 TL kadar düşeceğini düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.